أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله محمد وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه البيت وما تبيه بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وكذلك والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قبله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم ربي يسر ولا تؤسر ربي تم بالخير Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Allahümme salli ala şefiina Muhammed Allahümme salli ala Muhammed Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun. Verdiği bütün nimetler için Rabbimize sonsuz hamd olsun. Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz selat ve selamların en güzel olsun. Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın bize sonsuz rahmet eserlerinden dünyada da bize rahmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Ve sonsuz da rahmetinden Cenab-ı Allah inşallah Ümmet-i bize de nasiptar eylesin. <laughs> Bu gece <laughs> Cenab-ı Allah'ın esmalarından es yani Es-Semi Duymak, işitmek yani anlamına. Esmasını işleyeceğiz inşallah. O ne derece gizli olursa olsun her şeyi işitir. Hatta zifiri karanlık gecede katı kayanın üzerinde kara karıncanın kıy kıyanaşmasını kıyna bile yani hareket etmesini bile e katı çünkü kaya biliyorsun çok sert ve katı olduğu için onun üzerindeki karıncanın e kıpırdanmasının bile ne sesini işitir yani kıpırdanmasın bir iştir. Sesini demeyelim. Ses ses olmadan iştir çünkü Cenab-ı Allah. Evet. Dua eden evet kendisine hamd edenlerin hamdını işiterek mükafatlandırır. Dua edenden de duasını duyarak cevaplandırır. İşitir fakat onun işitmesi bizim işitmemiz gibi kulakla veya hava titreşim yardımıyla değildir. Tıpkı fiilleri uzuvla olmadığı gibi konuşur fakat onun konuşması bizim gibi değildir. İşitmesi kulak zarına ses dalgalarının hava vurması vurmasıyla olmaz. Allahu Teala bundan münezzehtir. Şuna çok dikkat edelim. Cenab-ı Allah'ın işitmesini deyince Allahu Teala'nın neyi nasıl işittiğini biz sadece kulakta işitmekle anlayabiliyoruz. Bununla kıyas etmeye çalışıyoruz. Halbuki buradan diyor ki bak Cenab-ı Allah herhangi bir ses dalgası olmadan Herhangi bir kulak, herhangi bir araç ve sebep olmadan hiçbir yani hiçbir uzva herhangi bir şeye gerek kalmadan Cenab-ı Allah işitir. Onun işitmesi bizim işitmemiz gibi değildir. Bunu net anlayalım. Onun görmesi de bizim görmemiz gibi değildir. Onun duyması da yani bütün her sıfatlar Cenab-ı Allah'ın insanların, beşerlerin sıfatlarının hiçbirine benzemez. Hepsinden münezzehtir Cenab-ı Allah. Çünkü bütün işitmeler, bütün görmeler, bütün varlıkların hepsi muhakkak noksandır. Allah ise Celle Celaluhu ise bütün noksanlıktan münezzehtir. O yüzden noksanlık yani Allah'ın dışındaki her şeyde noksanlık vardır. O yüzden Allah hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeyle alakası yani benzerlikle bir ilişkisi olamaz. Bu yüzden Allahu Teala münezzehtir. Mesela kalp gözüyle görmek deyince ne anlıyorsunuz? Kalbin bir gözü var. O gözle mi bakıp görüyor anlıyorsunuz? İşte kalp gözü dediğimiz bu kalp gözü dediğimiz feraset dediğimiz şey görme gözüne ihtiyaç olmadan herhangi bir görüntüye gerek kalmadan görüntüsüz ve görme uzvu olmadan görmektir. Eğer şöyle düşün, bazı insanlar şöyle diyor. Ben gözümü kapatıyorum. Kalp gözümle de gözümden gördüğüm şeyi görüyorum. Yani mesela bir birisi şey şöyle anlatıyordu. Bir sofra anlatmıştı. Ben bir yerde şeye geldim. Yani tabiri caizse biraz güldüm açıkçası. Allah Allah affetsin. Aleykümselam. Şöyle güldüm. Şöyle anlatıyor. Bunu da kalp gözü açılmış olarak insanlara lanse etmiş, izah etmiş. Ee, onu da bana anlatan o cemaatten bir kardeşimiz anlatıyor. Diyor ki ya böyle kalp gözü açılmış, adam keşfi kerameti açılmış falan. Ben dedim ki nasıl olmuş? Dedi ki e, etrafındaki her şeyi gözü kapattığı zaman da görebiliyor. Ben dedim ki yani bunda bir yanlışlık olması lazım. Dedi niye? Dedim ki eğer baş gözüyle görebileceğin bir şeyi kalp gözüyle niye göresin ki? Kalp gözü baş gözüyle görmediklerini görmektir. Eğer baş gözüyle görebil, yani şu iki gözünle görebileceğin şeyi gözünü kapattığın zaman da görüyor olman bu senin kalp gözünden gördüğün anlamına gelmez. Kalp gözü zahiri gözün e, göremediğini, göremeyeceğini, zahiri gözlerin işlevsiz kalacağı şeyleri görmektir. Bu da ne demektir? İşte Cenab-ı Allah'ın e, sıfatlarından bir sıfatının yansıması oluyor. El-Basar şeyde. Şimdi ku kulak işitmeye gelelim. Bizim kalplerimize ilham gelir. Veya bir nida gelir. Bir ses gelir. Bir uyarı gelir. Aslında biz şeytanın vermiş olduğu vesveseleri duyuyoruz. Kulağımızda değil ha. Kalbimizde duyuyoruz kalbimizle duyuyoruz. Kalbimizde onu söylediği sözü onun vermiş olduğu vesveseyi kesinlikle ve kesinlikle duyuyoruz. Aynı Allah'tan gelen ilhamı da aynı şekilde ne yapıyoruz? Duyuyoruz. Ve o gelen ilhamı da o vesveseyi de duyuyoruz ve o bizim yapacağımız fiillerimizde etki ve tesir yapabiliyor. Tabi bizim isteklerimiz de doğrusunda. Velhasıl şunu anlatmaya çalışıyoruz burada. Cenab-ı Allah'ı hiçbir esmasını, hiçbir sıfatını, hiçbir vasfını, ismini, ahlakını sakın ola ve sakın insanlarla hiçbir zaman veya diğer varlıklarla kıyas etmeyiniz. Allah-u Teala bunların hepsine münezzehtir. Yani demin söyledim ya baş gözüyle gören şeyi gördü, görebileceğin şeyi gözünü kapatıp da kalp gözüyle görmeye çalışmayınız. Çünkü baş gözüyle görünen bir şeyi kalp gözü görmek gerekmez. Kalp gözü baş gözüyle görme imkanın olmayacak şeyleri görmektir. Yani baş gözünün başını, başınıza bulunan şu zahiri gözünüzün Göremeyeceği şeyleri görmek için kalp göz oluşur. Manen şurada sanki bir göz varmış gibi bir şey düşünce de oluşuyor. Aslında orada bir göz oluşmuyor. Bir göz meydana gelmiyor. Sadece öyle mecazi bir anlatım. Bir varsayım olarak anlatım olarak bunu söylerler. Yoksa alnı burada bir göz meydana gelmiyor yani. Yani simgesel olarak bunu izah etmişler bu şekilde. E, maksat insanlar bazı şeylerin farkına varsınlar. Yoksa eğer bir göze benzer bir şeyden yani kalp gözü bir göze benzetmeseler e, görmeyi inkar bile ya öyle bir şey mi olur ya? Yani, hani bir göz bile yok ki görelim gibi inkarat teşebbüs ederler diye mecaz olarak bir varsayım olarak öyle bir şey e, çizmişler anlatmışlardır. Peki hakikatte kalp gözü nefsin atıka buradadır. Nefsin atıka. İşte o nefis öz, öz nefsiniz. Eğer ıslah olmuşsa, eğer öz nefsiniz ilahi ahlakla ahlaklanmışsa işte o öz nefsinizin Allahu Teala'nın e, vermiş olduğu ferasetle ve kalp gözüyle görme şeyini üçüncü bir uzuv meydana gelmiş gibi e, manen mana mana alemlerini, manayı görmeye başlarsınız. Evet şimdi işitmeyi anladık. Yani hiçbir mahlukun, hiçbir mahlukatın işitmesi gibi bir işitme değildir Cenab-ı Allah'ın işmesi. Yani herhangi bir ses olmadan, bir şey görmeden, bir şey olma, yani hiçbir sebep olmadan Allahu Teala duyar. Kalp gözünden işte ferasetle şundan bundan biraz örnek verdik. İnşallah daha iyi anlaşılmıştır. İşitmeyi iki şekilde izah edelim. Bir, işitilen şeylerin vuku bulduğu anında arız olan değişiklikten tenzih ettiğini. İki, Allah'a kulakla veya alet işte işitmekten takdis eylediğin zaman. Onun Allah'ın bir sıfatından ibaret olduğunu ve bununla işten şeyler sıfatlarının kemalinin açıklığa kavuştuğunu anlarsın. Yani burada eee işitilen şeylerin bu anında yani işitilen şeylerin yani sesin herhangi bir şeyin işitilmesi gereken bir e, olayın oluşması anında herhangi bir değişiklik te, değişiklikten tenzih ettiğini yani e, şöyle söyleyelim işitilmesi gerekecek her ne vuku bulmuşsa Allah Teala onu iştir onu işitmemekten münezzehtir. İkinci söyledim. Allah-u Teala demin de söylediğim gibi herhangi bir araç gereç olmadan herhangi bir sebep olmadan herhangi bir uzva ihtiyacı olmadan onu işitebilir ve onu bilir. Buna çok dikkat edin. Allah'ın bir sıfatından ibaret olduğunu dedik. Bununla işten şeylerin sıfatlarının kemanın açıklığa kavuştuğunu anlarsın. Bu mevzuda ince bir tetkiki olmayanlar zarur olarak sırf teşbihe, düşer, teşbihe düşerler. Teşbihi manalara düşerler. Bu söylediklerimi iyi tut, teşbihten sakın, o mevzuda incelemelerinde derinleştir. Yani tefekkür edilmesi gerekecek çok büyük bir hassas bir şey. Ama bu tefekkür öyle bir tefekkür edin, öyle bir araştırma içerisinde düşün ki sakın ola bir beşerle kıyaslamayın ve beşeri bir vasfı Allahu Teala'ya izafe etmeyiniz. Yani tefekkürde de çok önemli. Allahu Teala'nın her esması, her sıfatı bütün sıfatların hepsine uygun olması lazım. Ve hiçbir beşere alakası olmayacak şekilde net ve tenzihi bir şekilde hakiki manada tefekkür etmek gerekiyor. Tefekkürde eğer marifet ilmine sahip olmayan, marifet ilmine Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını tek tek inceleyip o konuda bilgi ve ihtisas yapmayan kişinin yapacağı tefekkürde sapkınlığa ve yanlışa düşme riski çok yüksektir. Hatta şirke bile düşebilir. O yüzden tefekkürde hakikaten gerçek manada, hakiki manada yani ee, Allahu Teala Celle Celal'ın sıfatlarını bir beşere e, uyarlamadan veya bir beşere benzetmeden Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını eee tenzihle ve bütün sıfatlarını da e, kıldan ince, kılıçtan keskin dedikleri Sırat Köprüsü var ya, işte o Sırat-ı Müstakim yoludur aslında o sırat müstakim de tefekkürün de aynı o şekilde hassas terazi gibi tartması lazım. En ufak bir ifrata gitmek de yanlışa düşürürsün. tefrite gitmek de Yani, yani çok fazla abartılı bir şekilde. Mesela örnek vereyim. Allah'ın rahman sıfatını öyle bir anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın. Dersin ki yani ben ne yaparsam yapam Allah'ın rahmeti muhakkak beni kurtarır edersin. Ona güvenirsin, kuru tevekkül edersin, helaka düşersin. Olmaz. Allah'ın rahmet sıfatını düşünürken gazapla birlikte tefekkür edeceksin. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor ki benim şunu şunu yaparsan gazabıma düşer olursun. Ama şunu da yapar, tövbe eder, şu hataydan da döner isen o zaman da rahmetime kalk olursun dediği sözü unutmamak lazım. Yani hassasiyeti terazi bırakmayacaksın. Her konuda rahman, gazapla rahmet, celalle cemal yani hepsinde böyle terazili gibi terazinin şey gibi dengel olacak. Hafif rahmeti biraz daha fazla olduğunu düşüneceksin. Ama rahmete güvenmek için de gayret gösterme, çalışmak lazım gerektiğini bileceksin. Evet, peki Es-Semi esmasından Cenab-ı Allah'ın bu esmasından kulun alacağı hisse nedir? Kul bununla nasıl ahlaklanır ona bakalım. Kulun sırf his bakımından hissetme bakımından Semi isminden bir hissesi vardır. Elhamdülillah. Çok net söylüyor bak. Hissetme. Hani herhangi bir acı hissedersin, bir şey hissedersin ya. Acıyı hissedersin. O his aslında bir duymadır. Acıyı beyninin duyup algılamasıdır. His. Veya başka bir lezzete his almasıdır. Yani hissetmek. iyi hissetmek, kendini kötü hissetmek gibi. Bunlar da aslında işitmenin bir değişik versiyonu gibi düşünün bu his meselesini biraz daha anlarsanız e, inşallah e, Allahu Teala'nın işitme sıfatının bir ne bir nebze bir adım ilerlemiş anlamış oluruz diyor. Öyle diyor. İmam Gazali Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Zira insanoğlu meydana gelen bütün sesleri ve sesle ilgili şeyleri işitemez. Çünkü sesin de insanoğlunun işitebileceği sesin de belli bir frekansı var. Mesela diyelim ki örnek veriyorum. 100 MHz ile 350 MHz arasındaki bir ses frekansını insanlar duyar. Ondan dışını duyamaz diyelim örneğin. Onun dışındaki seslere ne düşük de sesleri algılayabilir ne de yüksek sesleri algılayabilir. Eğer düşük sesleri algılar ise normal işitmede eksiklik meydana gelir. Eğer yüksek sesler algılar ise, yüksek seslere maruz kalır ise o zaman da yine kulağında işitme azlığı meydana gelir. Yani kulak hassasiyeti o aradaki şeylik bozulur. Denge bozulur. Ve kişi e, işitmede, işitme engeli kendisine başlar. İşitmede ne yapar? E, az iştir. Allah-u Teala inşallah o şekilde düşünmesin. Bilakis sadece kendisine muayyen bir yakınlıkta vuku bulan sesleri işitebilir. Yani belli bir mesafedeki ses işitebilir. Sonra onun sesleri duyması kendi ihtiyacından dolayıdır. Yani sesi ihtiyacımız olduğu için duyarız. Bizim ihtiyacımız olduğu için sesi duyarız. İşitme organı kulak da her zaman için hastalanıp arızalanabilir. Eğer ses çok zayıf olursa işitmesi güçleşir. Çok uzaklarda olursa işitilemez. Ses çok şiddetli olursa kulak zarını patlatır yine iştemez, sağır hale gelir. Kulun bu işin alacağı hissesi iki tane olur. Bir, Allah'ın her şeyi işittiğini bilip dilini muhafaza etmesidir. Kulun Allah'ın her şeyi, her düşünceyi, her fikri, her niyeti, her hali, her tavrı, her şeyini Allah-u Teala'nın işitip bileceğini bilip bu konuda kendini muhafaza etmesi, dikkatli davranması, edepli davranması, edep çizgisini aşmaması. İkincisi, kendisine kulağın sırf şanı yüce olan Allah'ın kelamını ve inzal ettiği kitabını dinlesin de bununla Allah yoluna gitsin diye verildiğini bilmesidir. Yani kulağı Allah-u Teala'nın rızasına uygun sözleri içtip, rızasına uygun şeyleri dinleyip rızasına uygun olan e, nasihatları efendim söyleyeyim tavsiyeleri Kur'an'ı, hadisi, fıkıh gibi ilmi dersleri dinleyip onları anlayıp idrak etmek için verdiğini unutmaması lazım. Ve bunun bilincini hiçbir zaman getirmemesi lazım. Bu sade kulak için mi? Hayır. Bütün uzuvlarımızı, Allah o tarafa uzuvlarımızı dilimizi, kulağımızı, gözümüzü, elimizi, ayağımızı, işte kollarımızın her neyse için yaratmışsa Cenab-ı Allah, Allah'ın rızasını kazanmak için nasıl kullanmamız gerekiyorsa o yolda o şekilde kullanmaya gayret göstermeliyiz. Hakiki mümin, Allah'ın ister gizli olsun, ister aşikar, ister şiddetli olsun, ister zayıf her şeyi işittiğini bilir. Ve dilini Allah'ın rızasına uygun olmayan sözlerden sarf etmekten korur. Yine hakiki bir mümin ki kulak kendisine boşuna verilmemiş. Bilakis Allah'ın kelamını dinlemek ve yaşayışını da dinlediğine uygunun bir şekilde düzenlemek için verilmiştir. Zaten semi dedik. Semi işitmek. Bundan sonraki sohbetimizde inşallah El-Basir görmek inşallah onu işleyeceğiz. Allah-u Teala rızasına uygun bir şekilde bütün uzuvlarımızı, aklımızı, fikrimizi, zikrimizi, gönlümüzü, kalbimizi, düşüncelerimizi, gö her şeyimizi, bütün uzuvlarımızı hem zahiri hem batını duyularımızı rızasına uygun bir şekilde kullanmayı, rızasını kazanmak için birer araç olarak kullanmayı Cenab-ı Allah ümmet-i Muhammed'e sizlere bizlere nasip etsin. Şöyle ümmetimiz ordu. Hepimize nasip etsin inşallah. Şimdi Abdülkadir Geylan'a Hazretler Efendimiz'in inşallah sohbetinden bir kısım zikredeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü ve Selamun Resulü Muhammedin ve Alâ Ve eshabi ve ezvacı ve evladi ve etmai ve beytü Bi adedü kullu şeyin fü dünya ve lâ akhile bekilerim. Rabbil Alemin. Esselatü vesselam aleyke ya Resulullah. Esselatü vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselam aleyke ya Seyyidil Evvelin ve akhirin Ve aleyhim ve elhamdülillah Rabbil Alemin. Ey oğul! Nefsinle ve hevai arzularınla kayım olduğu müddetçe insanlardan söz etmeyi bırak. Nefsinden ve hevai duygulandan kurtulmamış durumda bulunduğun sürece insanların çeşitli hal ve davranışlarından söz etme. Bu hususta konuşmaktan kendini kesinlikle menet, Zira hiç şüphe yok ki izzet ve celal sahibi Allah seni bir vazifeyle vazifelendirmeyi murat ettiği zaman seni o vazife bizzat hazırlar. Allah dilediği zaman seni ihya eder, güçlendirir, kuvvetlendirir, mahveder, seni belgelerle kuvvetlendirir, sana hakkıyla, hakkı hakkıyla bildirir, hak üzerinde sabit kadem eyler, bütün bunları izhar edecek olan da odur, sen değilsin. Yani Allah senin üzerinde izah eder. bunu, bu konuyu geçen sohbette bu paragrafı okumuştuk, açıklamıştık elhamdülillah. Şimdi devamına getireceğim için altyapıyı bilelim diye öncelikle onu zikrettik. Nefsini de, sözünü de, diğer bütün hallerini de onun takdiri ilahisine teslim et. Ve onun için amellerde bulunmakla meşgul ol. Bak, bütün uzuvların aslında sözünü dediği bütün hallerini, davranışlarını hepsini Allah'ın ilahi takdirine teslim edeceğiz. Onun için amellerle bulunmaya meşgul. Yani bütün işlerimize Allah için amel etmeye, bütün işlerimizi Allah için yapmaya gayret edeceğiz. Peki şimdi diyeceksiniz ki ya hocam siz doğru söylüyorsunuz. Biz elbette Allahu Teala'nın rızasına uygun bir şekilde yaşamak isteriz. Elbette biz e, Cenab-ı Allah'ın bütün isteklerine, arzularına ve rızasına uygun bir şekilde bütün amellerimizi, işlerimizi ona göre yapmak isteriz. Ama velakin e, bizim dünyalık ihtiyaçlarımız var. Dünyalık yapmamız gereken işlerimiz var. E, peki mesela örnek vereyim. Bir adam sabah 8'de iş başı yapıyor, akşam 5'e kadar çalışıyor mesela. Bu adam veya işte bir kadın evinde ev işini yapıyor, çocuklarına bakıyor, işte evin temizliği, yemeği de şu buydur vesaire çalışıyor. E peki bu işleri yapmasın mı anlamı çıkarıyorsunuz, değil mi? Hayır, yapacak. Ama nasıl yapacak? İşini ne yaparsa yapsın bir. Eğer bir başkasının yanında çalışıyorsa şayet ne yapacak? Kazancının helal olması için işini savsaklamayacak, işinin hakkını verecek düzenli yapacak, düzgün yapacak. İşine Allahu Teala'nın rızasına uygun bir şekilde niyetlenerek yapacak. Emuzu besmele ile başlayacak. Ve başlamış olduğu işi de sürekli kalbiyle zikredecek. Eğer zikredemiyorsa telefonunda açacak, kulaklığında ilahi dinleyecek veya Kur'an dinleyecek sürekli. Niye? E sen onu dinlediğin müddetçe sürekli Allah senin hafızanda, senin kalbinde, senin fikrinde, düşüncende olur ve sen Allah'tan kafil olmaktan kurtulmuş olursun. Yapmış olduğun her işi zikirle yapmış olursun. İşte o zaman da ne olmuş olur? Allah'ın dışında bir şeyle meşgul olmamış, bütün uzuvlarını dünyalık iş yapsa dahi Allah'a u Teala'nın zikriyle beraber yaptığı için Allah'la meşgul olmuş olursun. Her anın, her şeyin, davranışın, her fiilin, dünyalık da yapsan, ne yaparsan yap, kalbin, gönlün, fikrin ve zikrin Allah olur. Ve bu sende öyle bir alışkanlık haline gelir ki artık Allah lafzını söylememek, Allah lafzını duymamanın ızdırabını çekmeye başlarsın. Cenab-ı Allah'ın ismini bugün duyamadım veya Cenab-ı Allah'ın ismini bugün 100 milyon kere 100 bin kere duyuyordum. Bugün doksan veya 90 90 tane 90, 90, 90 bin tane duydum. 10 bin eksik duydum diye üzülüp ızdırap çekersin. Uykuların kaçması lazım. Gönlünün huzursuz olması lazım. Allah'ın zikrinden uzaklaştığın için Allah'ın zikrinden gafil olduğun için kendi kendini cezalandırmalısın. İşte o zaman ne olur? Sen allah Teala için yaptın. Dünyalık ne iş yaparsan yap ama bütün işlerinde Allah ile meşgul olarak yaptığın için her işin zikir olur. Örnek veriyorum. Kişi oturduk yemek yiyoruz. Değil mi? Günde en az iki sefer, bilemedin üç sefer yemek yiyoruz. Hatta alimler diyor ki iki sefer yemek e, fazladır. Üç yemek daha israftır diyor neredeyse. Yani o kadar ki şey yapıyorlar. Ama az yiyip, üç öğünde yiyebilirsin az yedikten sonra. Şimdi yemek yerken kazanmış olduğun yemek, önüne geldiğin yemek, şüphelerden arı, haramlardan arı. Yani haram değilse, şüpheli de değilse önüne koyduğun yemek, kazancın da helal ise, helal ise ve evuzu besmele çekerek önünden edep ile yiyip de zayi ve israf etmeden dökmeden şey yapmadan telef etmeden güzel güzel yiyorsan ve bunu yerken de Allah'ım bu yemiş yolum yedi, yiyeceğim yemeği sıf nefsimin sesi kesilsin beni meşgul etmesin seni daha iyi zikredeyim sana daha iyi kulluk edeyim, ibadet edeyim, senin rızanı kazanmak için bu enerjimi tüketeyim diyerekten niyet ederek yersen Yemek arasında da bir iki hadis okursanız veya konuşursanız tabi edebinize dikkat ederek ağzınızdan tükürükle yemeğin üstüne saçmayacak şekilde ağzınız gerekirse kapatacak şekilde eğer bir iki de hadis okursanız e bu şekilde yemiş olduğunuz yemek zikir olur. Zik yemekten sonra da yemeğin ortasına duanız ederseniz yemeğin sonunda da hamdülillah Allah razı hamdülillah yemekten kalkar iseniz işte o zaman ne oldu? Halbuki her zaman yaptığınız yemek yediniz. Her zamanki yapmış olduğunuz yemek yeme fiiliniz sizin için ibadet, zikir haline dönüştü. Takva olarak, züht olarak, vera olarak geçti. Çünkü niye? Haramdan korundunuz. Dünyadan korundunuz. Dünyalık için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için, ibadetle zikir çekmek için kuvvet almaya için yemek yediniz. Nefsinizin sesini kesip meşgul etmeyip Allah'tan sizi gaflet etmesin. Sizi sürekli dürtüp de. Çünkü nefis öyle bir şeydir ki. Yemeği yemedin diyelim. Eskiden uzlet yaparlardı, riyazet yaparlardı. Abdullah Faruk Efendi'nin rahmetlik de dediği gibi artık riyazete gerek yoktur. İrade sahibi olmak gerek. Mesela yemek yemedin. Nefsin sürekli dürtecek. Hadi sen acıktın yemek ye. Hadi yemek yemeyecek misin? Ya böyle bu açlık olmaz ki. Ne zaman yemek yiyeceksin? Sürekli bunu söyler. 3 saniyede bir sürekli bunu dürter. sen üç saniyede bir nefsinin bu serzenişini, nefsin bu bağırsını duymaya eğer tahammül edip de yine de yemez isen hakikaten helal olsun deriz. Ama eğer nefsin en sonu sana o yemeği yedirecekse, sen nefsin altı demeyecek güçte isen, iraden dokuda de güçlü değilse bir an önce onun sesine bir iki lokma at, bir iki kemik at önüne de bir an önce sesini kes de Allah-u Teala senin arana girip seni meşgul etmesin. Senin zihnini meşgul etmesin. Fikrini, zikrini meşgul etmesin. Gönlünü meşgul etmesin diye hemen susturacaksın ama yemeği verirken de onu bile ibadet ve zikre dönüştürecek. ki nefis iyice şeytan çatlasın, nefis çatlasın. Bir daha sana yemek yemen konusunda ısrarcı olamasın. Desin ki ben buna yemek yemesi için ısrarcı oldum. Bu yemek yerken dahi Allah'a zikir öyle bir zikrederek yemek yedi ki Cenab-ı Allah namaz kıldığından daha çok sevap verdi buna. Bir daha yemek yemesi için buna e, rahatsız etmeyelim ki çok sevaplar kazanmasın diye artık sana yemek yedirme konusunda bile nefsin güç yetirmez. Sana ısrarcı olmaz. Ne mutlu bak. Şeytan bile sana hizmet etmeye başlar. Nefis bile sana hizmet etmeye başlar. İşte böyle davranmak gerekir inşallah. Evet. <laughs> Riyasız ihlaslı ol. Lafsız amel ol. Yani lafsız sözsüz. Yani kimsenin şu yuna bu yuna edine büdüne küçüğüne büyüğüne karışmayın. Konuşmayın Men samete nece susan kurtuldu. Hadi şerif. Susan kurtuldu. Diline sahip olan kurtuluyor Allah'ın izniyle. Ne kadar güzel değil mi? Sus, susacaksın. Gereksiz konuşmayacağım. Ve riya yapmayacağım. Yani birilerine gösteriş olsun diye herhangi bir şey yapmayacaksın. İhlaslı olacaksın. Şimdi şu, sohbet ediyor değil mi şu anda? Yani birileri görmüş, bilmiş, dinlemiş değil. Ben şu sohbeti nefsime yapıyorum. Çünkü benim öyle bir nefsim var ki daha henüz İslam olup olmadığından ben bilmiyorum. Resulullah sellem diyor her insanın bir şeytanı vardır. Benimki İslam oldu, Müslüman oldu. İnşallah benimki de Müslüman olana kadar biz nefsimize nasihat edeceğiz. Nefsimize nasihat edekini birileri duyabilir. İstifade edebilir. O da onların nasibidir. Evet. Lafını edeceğine amel işle. Yani herhangi bir şey lafını edeceğine amel işle. İnsanlara gösteriş yapacağına Allah için yap. En büyük gösteriş Allah'a yap. İnsanlara yapmış olduğun gösterişten sana hiçbir mükafat yok. İnsanların hepsi bütün insanlar şu anda 3-4 milyar 5 milyar neyse insan var diyelim dünyada. Hepsi sana aferin helal olsun ne kadar iyi bir insan desin. Anlatabilir mi? Sen yapmış ol. On Onlar için gösteriş için am amel yap. Hiçbir faydası yok. Amelin de boşa gider. Ama Allah için yapar isen Allahu Teala görsün diye yapar isen işte o senin kurtuluş reçeten olur. Allah'ın izniyle senin cennete giren bir biletin bir şeyin olur. Ve silen olmuş inşallah. Sessiz zikir ol. Şirksiz tevhid ol. Yani öyle bir tevhid o bak. Burada ne diyor bak dikkat edin. Şirksiz tevhid et demiyor. Sen bir tevhid ol diyor. Şirksiz bir tevhid ol. Yani edigi büdügü şiibü olmadan tam manasıyla bütün fiillerin tevhidin zikresin tevhid gibi olsun. Çünkü bak dikkat ederseniz şöyle bir şey geçiyor. Hadis-i şerifte de geçer. Kur'an tevhiddir. Neden? Kur'an'da tevhidden yani Allah'a imanın dışında bir şey bulamazsın. Tevhidi ikrar etmekten, tevhidi yansıtmaktan ve tevhidi tevhidi olmaktan başka hiçbir şey bulamazsın. O yüzden bak insan-ı kamil de öyledir. Burada tevhid ol derken şirksiz tevhid ol derken, yani <laughs> riya olmayacak, sende gösteriş olmayacak, sende işte laf olmayacak, kimseyi görmeyeceksin, kimseye takılmayacaksın, kimsenin alırlarına karışmayacaksın. Ne yapacaksın? Dost doğru olacaksın. Dost doğru olunca işte tevhid olursun. İnsanı kamil ile Kur'an ikiz kardeş gibidir derken hadis-i şerifte ikiz gibidir derken bunu söylüyor. İnsanı kamil tevhid olmuştur. Yani o insan kemil tevhid söyle, söyle değil. Tevhid olmuştur. Yani hakla batıl birbirinden ayırt eden halkta sabit kadem olan batıla ve şirke sağa sola meyil etmeyen dost doğru olması Yani Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya beni Hud süresi ihtiyarlattı. Çünkü Hud süresine şöyle emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti var. Bu ayet geldikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben e, e, en çok üzen, en çok korktuğum ve en çok tedirgin olduğum Allah'ın emrettiği gibi dost doğru oldum mu, olmadım mı diye düşündüğüm ve beni en üzen ve beni ihtiyarlatan ayet bu ayettir diyor. Hud süresidir diyor. Bu ayetin bulunduğu Hud suresidir. Sessiz zikir ol. Yani sessiz zikir. Senin varlığın ve yol, yokluğun belli olmasın. Yani öyle bir zikir ehli olacaksın ki her halin senin zikir olacak. Bedenlerin zikir, bakışın zikir, fikrin zikir, düşüncen zikir, attığın adım zikir, her şeyin zikir, ağzından çıkan söz zikir, duyduğun zikir, her şeyin zikir ol. Ne oldu? Sessiz zikir oldun. Sadece dille söylemek değil. Bütün uzuvlarınla, bütün bedeninle, bütün aklınla, bütün hem zahir hem batın duyularınla sessiz bir şekilde zikir ehli olacaksın. Yani hepsini zikre boğacaksın. Hepsi zikir olacak. Celvesiz halvet ol. Yani aşikere olmayan. Yani insanların ne insanlar duysun ki onu riyaya sokabilsinler. Ne şeytan onu duysun ki ifsat edebilsin. Ne de melek duysun ki onu yazabilsin. Sadece Allah bilsin. Allah ile halvet ol. Cenab Allah Celle Celalühü. Kişi eğer Allah Celle Celalühü halvette olur ise ki inşallah oluruz. Yani en zor iş bu. Eğer bir insan Allah ile Celle Celalühü halvette olur ise asla ayağını uzatıp uyuyamaz. Asla Cenab Allahu Teala'dan bir an bile gaflette olamaz. Onun huzuru ve edebinde her zaman huzurda olur. Onun huzurunda olan kişi de ancak ve ancak aşk ile yanar, durur ne dili konuşur, ne gözü görür, ne kulağı duyar. Allah Celle Celaluhu dışında ona karşı edep ve sevgi, hürmetin ve kulluğun dışında hiçbir şey onun yanından yani hiçbir şey tesir etmez. Bütün dünya kafasının üstüne yıkılsa o yine de o halvet, o huzur halinden asla kopamaz. İşte halvet olma da böyle olması lazım. Zahirsiz batın ol. İşte bu demin söylediğim bunun içine girmiş oluyor. Zahirsiz batın. Yani zahire dökülmeden. Batında aslında her şey olsun. Şimdi şöyle düşünün. Bir insan düşünün ki namazda ihsanı yakalamaz ise en az 5 saniye alimler diyor. İhsan üzere olmazsa namazı bile olmaz diyor. Yani ne? Allahu Teala'yı görüyormuş gibi ibadet etmek. Sen onu göremiyorsan onun seni gördüğü bilinci düşüncesiyle rabıtalı bir şekilde en az 5 tane rabıtalı olacaksın. İhsan üzere olacaksın ki huşu bulacaksın ki namazın olsun. Yoksa namaz olmasın. E şimdi bir insan da düşünün ki namazın dışında dahi her zaman her halde halvette olduğu gibi demin söylediğim gibi sürekli ihsan üzereyse Allah'ın huzurundaymış gibi yaşıyor ise işte onun zahirde namazda olması insanların zahirde namazda görmesine gerek yoktur. O zaten her an namazdaymış gibi. Hatta bizim namazda yakalayamadığımız 5-10 saniye bile ihsan üzere olamadığımız bizi ihsanı yakalayamadığımız o namazlar gibi de değil. Namazın boyunca, namaz boyunca her anda ihsan üzere Cenab-ı Allah'la halvetteymiş gibi, sohbetteymiş, huzurda, huzurdaymış gibi hiçbir şeyin ifsat edip bozamayacağı, Havatır ve düşüncelerin, vesvesenin gelmediği bir e, halvet ile ihsan üzere namazı tamamlamış bir insanın hali gibi. İşte böyle olursa işte o zaman bütün insan, bu kişi ömrünün hepsi bir namaz gibi olur. Mesela diyelim ki örnek veriyorum. 20 yaşında bu adam veya 30 yaşında bilemedin 40 yaşında bu hali yakaladı. 40 yaşından sonra 40, 70 yaşına vefat etti diyelim. 30 yıl boyunca 30 yıllık bir namaz kılmış olur. Bir rekat. Nasıl? Bütün gönlü o namazın huşusu üzerinde yaşıyor. Bütün şeyi, rabıtası bir namazdan bir namaza sürekli hep ona endeksi yaşıyor. Ve hiç huzurdan çıkmamışsa o kişi her zaman namazdaymış gibi her zaman huzurdaymış gibi her zaman ihsan üzere yaşarmış gibi yaşar bir rekatlık namaz kılmış gibi olur 30 yıllık bu ömrünü ve inan ki hiçbir namaz onunla ölçemez. Oruç da keza öyle. Haramlara karşı, yanlışlara karşı, kötülüklere karşı, zulme karşı, efendimiz Allah'ın yasakladığı sakladığı her şeye karşı oruçlu olan kişi Zahiri yemek değil yani. Batını söylüyorum. Oruçlu olan kişi ancak ne zaman iftar eder? Cennette iftar eder. İftar cennette olur inşallah. Evet. Haceti bir kenara atarak batın ile meşgul ol. Yani ihtiyacının derdine düşerek ihtiyacının zahiri olan bütün bedeninin zahiri bedeninin ihtiyaçlarıyla meşgul olup zahiri bedeninin veya dünyanın dünyalık ihtiyaçlarının için, hacetin için meşgul olup batını unutmamak. Batın nedir? Kalp, ruh, sır, hafi, ahva, nefsin, natka, nefsi, kül. Değil mi? Sayıyoruz ya bunlar letaifleri. İşte batınlarımızla meşgul olur. Zahiri mesele diyelim ki örnek vereyim. Zahiri gözünün görmesinden değil de batının gözünün kör olmasından korkmak lazım. Zahiri kulağının işitmesinin, işitmesinin azalmasından korkmaktan ziyade batini, halleri, güzellikleri, keşfi, kerameti, ilhamı duyamanın korkusu içerisinde olması lazım. Vesaire. Sen namazda okuduğun, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz ayetinin ayetiyle izzet ve celal sahibi Hakk'a hitap ediyorsun ona işarette bulunuyorsun. Diyorsun ki yalnız sana kulluk eder, sana ibadet ederim ve yalnız senden yardım beklerim diyorsun. Ama yaşantın ona benziyor mu? Öyle mi? O zaman yalancı olursun. Eğer Allah'tan başka bir şeye kulluk ediyorsan yalancısın, şirke düştün. Ondan başkasından yardım bekliyorsan yine şirke düştün. Çünkü ancak Allah bize yardım eder ve ancak Allah'a kulluk ederiz. Evet. Buna işaretle şöyle diyor. Bu bir hazıra hitaptır. Yani Allahu Teala'nın huzurundaymış gibi Allahu Teala huzuruna Allahu Teala yani hali hazırda geçmiş zaman yok. Direkt karşında muhatap karşındaymış gibi Cenab-ı Allah'ın hazır olan yani huzurunda olduğun kişiye zatla sohbet ederken öyle söylersin ancak. Eğer bu diyor ki bazı alimler Bu ayeti okurken İyyâke ne'abudu ve iyâke esta'in, Ancak sana ibadet ederiz, sana kulluk ederiz ve ancak sana yardım isteriz. Bu ayet okurken Cenab-ı Allah huzurunda olduğunu, Allahu u Teala'ya bu sözü sanki karşısında duruyor, duruyormuş gibi, karşısındaymış gibi, ona söylüyormuş gibi söylerken başka bir şey söylese şirke düşmüş olur, namaz da bozulmuş olabilir diyor. O kadar ki hassas bir şeydir. Namazın olması şu ayetin okunduğu zamanda da cenab Allah'a tefekkür etmek insanı yakalamakla geç yakalamak gerekiyor. Çünkü o anda diyelim ki örnek veriyorum. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Dünyalık bir şeyi düşünürken düşünüyoruz namaza. Dedin ki mesela ya işte affedersiniz ne diyelim işte arabam diyelim evim diyelim neyse. Arabam işte ya işte arabamı şu, şuraya bıraktım acaba başına bir şey geldi mi dedim. O anda düşünürken, arabayı düşünürken İyya kenavde ya kenestan derken arabaya demiş olursun o zaman. Allah muhafaza. O anda düşünürsen ona konsantre olursan. Eğer Allahu Teala düşünüp de ihsan üzere olmazsan, arabayı düşünürsen arabaya şöyle demiş olursun. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım bekleriz demiş olursun. Haşa. Ya çok tehlikeli. Bakalım burada ne diyecek mübarek. Namazda fatiha söylesin bu ayetini okuyan kişi şöyle demiş oluyor. Ya Rabbi benim yanımda hazır olarak yalnız sen varsın. Ey benim halimi bilen bana yakın olan bana şah yakın olan ey beni müşahede etmekte olan gerek namazlarda ve gerekse başka hallerde Allah'a bu niyetle ve bu sıfat üzere hitap ediniz. Her zaman. Allah'a bu niyetle ve bu sıfatla hitap etmek gerektiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Allah'a sanki onu görüyormuşçasına görüyormuşsun gibi ibadet et. Eğer sen onu görmesen de o seni muhakkak görmektedir. Konuyu burada inşallah toparlayalım. Allah-u Teala istifade etmeyi nasip etsin hepimize. Rızasından ayırmasın, kulluğundan ayırmasın, itaatinden ayırmasın. Çünkü bundan sonra başka bir konuya geçiyor. Diğer bir ey oğul var orada. Şimdi burayı ufaktan bir tekrar düzenleyelim. Tekrar söyleyeyim burayı. Demin dedim ya, bütün alimler diyor ki İyyâken abdû, derken Cenab-ı Allah'ı o anda düşünmek gerekir. En azından o, an, o ayet okurken muhakkak Allah-u Teala düşününüz. Buna da elhamdülillah hepiniz muhakkak dikkat ediniz. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in derken mutlaka ve mutlaka çünkü karşıda hazır olan çünkü geçmiş zamandan bahsetmiyorsun. Biz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz derken direkt karşındaki muhataba söyler gibi söylüyorsunuz. Böyle söyleyince de Cenab-ı Allah'u Teala'yı düşünmek gerekiyor o anda. Buna çok dikkat edelim. Namazımız yoksa olmaz, sıkıntıya düşeriz. Allah muhafaza. Cenab-ı Allah bizi rızasına uygun bir şekilde amellerimizi yapmayı, ibadet etmeyi, itaat etmeyi, kulluk etmeyi, yaşamayı nasip etsin. Şimdi size birkaç şey daha söyleyeyim inşallah. Cuma geceniz mübarek olsun. Allahu Teala gününüzü, ömrünüzü, akıbetimizi ve hepimizinkini Allahu Teala hayır eylesin inşallah. Şimdi şuna çok dikkat ediniz. İki yüzlü olmaktan korkunuz. Aldatmaktan ve aldamak, aldanmaktan da korkunuz. İhlaslı olunuz. Dürüst olunuz. Doğru olunuz. Yanlış düşüncelere ve yanlış şeylere hizmet etmeyiniz. Nefsin size hükmetmesine, nefsin sizi yanlışa sürüklemesine, Allah'ın rızasını uzaklaştırmasına müsaade etmeyiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Ben size söylüyorum. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i göndermiş, Kur'an'da hükümleri söylemiş. Siz bunları okuyup bunları hayatınıza geçirip yaşayabiliyor musunuz? Dinliyor musunuz bu nasihatleri? Hayır. Çünkü niye? Cenab-ı Allah'tan gaflete düşebiliyorsun. <laughs> Çünkü Cenab-ı Allah öyle yüce, öyle azim, öyle büyük ki ancak ve ancak gaflet perdesini yırtanlar Cenab-ı Allahu Teala'yı gafletsiz bir şekilde gerçekten takvaya erenler, belli bir merhaleye geçenler, belli bir imtihandan geçenler, arınanlar, nefsi itminan olanlar ancak Cenab-ı Allahu Teala'yı gafletsiz bir şekilde Allahu Teala'nın vermiş olduğu emir ve yasakları kayıtsız şartsız itaat görüyormuş, duyuyormuş gibi direkt birebir muhatap oluyormuş gibi Kur'an'ın hükümlerini de aynı şekilde anlayıp itaat ederler. İtaat etmekten zevk ve alırlar. Hoşnut olurlar. Hatta ibadet etmek öyle bir hale gelmiştir ki o kişi de Allah u Teala'ya ibadet etmek yerine ibadeti sanki kendisi için yapıyormuş veya ibadeti etmediği zaman kendisinin ne kadar büyük bir hürsana uğrayacağını, ne kadar büyük bir hürsana düştüğünü Allahu Teala'nın kulluğundan ve rızasından ve sevgisinden, muhabbetinden, yakınlığından, ihsanından uzaklaştığı için ızdırap çeken, diken üstünde duran, acı çeken, yani sevgilisinden kopmuş, ya da, ya da elinden şeker almış bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlaması gerekir. İşte o zaman o kişi artık gaflete düşmesine gerek kalmaz. Gaflet artık onu etkilemez. Gafletin artık yüzde doksanı kendisinden çıkıp gitmiştir. Yüzde onluk bir şey o da beşeri vasıflarından kurtulamadığı için muhakkak onlar da ölene kadar olacaktır. Ama ona artık o kafret onu kandırıp yanlışa sürüklemez Allah'ın izniyle. Peki o zamana kadar ne yapacak? Dediğim gibi Kur'an'dan Cenab-ı Allah'ın emirlerine tam manası uyamadığımız için gaflette yırtamadığımız için Cenab-ı Allah'ın yüceliğinden dolayı ancak gaflet perdesini aşabilenler Cenab-ı Allah'a yakınlık elde edip de Allahu u Teala'nın emir ve yasaklarında e, uyum sağlayabilirler. Düzenli bir şekilde Allah-u emir ve yasaklarına uyabilirler. O yüzden onun dışındakiler gaflet içerisinde gafletleri %99 seviyesinde hatta %99'da %100'e yakın olduğu için ne yaparlar? Allah'ın emir ve yasaklarını umursamaz Kıymet vermez, dikkate almaz bir halde olarak. Allah'ın kendilerini gördüğünü unuturlar. Allah'ın kendisini bildiğini unuturlar. Cenab-ı Allah'ın kendisinin ruhunu aldırıp öldürüp yani kendisini hayatına son verip ailete göç ettirip hesaba çekip gazap edeceğini unuturlar. Bundan gaflete düşerler. Çünkü niye? Gaflet onda da en yüksek derecede olduğu için Allah'a itaatte zorlanırlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aynı şekilde yine ona da itaat etmekte zorlanırlar. Onu da çünkü göremiyorlar yaşamış gitmiş diye düşünüyorlar. Ama velakin zamanımızda ona varis olacak veya onun bırakmış olduğu görevi, emaneti var ve şeyi ee, mirası sahip çıkan bütün Müslümanlar, müminler, salih ve insanlar, mürşitler, meşayıklar, Allah dostları onlar ise birebir sizinle muhatap oluyorlar. Eğer siz yanlış yaptığınızda size gerekirse kızıyorlar. Size tavır takınırlar size efendime söyleyeyim soğuk davranırlar e, efendime söyleyeyim sizi uyarırlar ikaz ederler yanlışınızı düzeltmeniz için size imkanlar verirler size yol gösterirler birebir görüştüğünüz için ve o kişi de Allah ve Resulünün Cenab-ı Allah'ın yüceliği gibi yüce olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde ulaşılmaz bir olmadığı için gafretli, düş, ne kadar kafret olursanız onun o karşılıklı görüştüğünüz için birebir görüp muhatap olduğunuz için o kişinin sözü haşa Kur'an'dan daha çok size tesir eder gibi olur. Çünkü niye? Çünkü o size yakındır. Bir beşer olarak size yakındır. Ama Allah size beşer olarak değil ki Allah beşerlikten münezzeh olduğu için size yakın değildir. Siz Allah'a yaklaşmanız için takvada, verada, zühde ilerlemeniz, yükselmeniz, nefsi mütmeyni aşmanız lazım. O yüzden ancak size yakın olan yani bu şuna benzer. Örnek vereyim. Mesela bir insan düşün 15 yaşında bir genç, bir insana düşün 40 yaşında. E onunla ne sohbet edebilir ki? Ama 17-18 yaşındaki bir gençle hemen kaynaşır. Çünkü niye? Kendisine yakın bir akran olduğu için onunla daha çabuk e, iletişime geçer, konuşur, sohbet eder. Onunla daha çabuk uyum sağlar. Ama 40 yaşındaki insanla saygı çerçevesi, büyüklük çerçevesi, işte o oynan, oynamak ister, büyük insan ise sorumluluk sahibi olduğu için oynamak isteme vesaire. Yani ortak payda buluşamadılar. Niye? Birbirlerine yakınlık derecelerinde fark var, mesafe var. İşte Cenab-ı Allah'la kul arasındaki de mesafe var. Yani Cenab-ı Allah beşeri vasf vermez. Sen de Rabbani vasfa çıkamayacağın için aranızda mesafe olduğu için bir de Allah-u Teala'ya o kaflet perdesini yırtanlar, kafletten, kaflete uyumaktan kurtulanlar ancak yaklaşabilirler. Bu yakınlığı da elde edemediğin için Cenab-ı Allah'tan hep kaflete düşersin. Çünkü Cenab-ı Allah e, bu kaflet senin dünyalık işlerini görmen için imtihana tabi olmanın bir hikmetidir. Ama senin gibi kaflete düşebilecek en azından %10 da olsa, %20 de olsa kaflete düşebilecek biriyle yakınlık kurman daha kolay olduğu için işte o yüzden mürşitlere itaat ediniz. Mürşitlere itaat etmeden kaçamazsınız. O hemen size yanlışını direkt söyler. Ama Cenab-ı Allah sadece nasihat etmiştir. Bu hatalarınızı söylemeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip etmiştir. Ondan sonra da onun varislerine nasip edip sizi uyarmıştır. Birebir uyarttırıyor. Size birebir uyaran bir mürşit bulmuşsanız size birebir hatanızdan yanlışınızdan dönmeniz için sizi uyaran, size yol gösteren, sizi Allah'a yakınlaştıracak yollarda nefsinizin istek varzuana değil, sizin gönlünüze, kalbinize değil, sizin sadece kurtuluşunuz için ne gerekiyorsa onu en güzel şekilde size vermeye çalışan, size yardımcı olan, sizin kurtuluşunuzu isteyen kişiye de eğer itaat etmiyor, onu da dinlemiyorsanız yapacak hiçbir şey yoktur. Ve size böyle bir nimeti Allah bahşettiği için ne kadar Allah'a şükretseniz azdır. Ben hep şöyle söylerim. Keşke diyor. Mesela keşke demek şeytandandır ama sadece bir e, pişmanlık, bir nedamet, bir şey. Yani isterdim ki benden 5-6 yaş veya 10 yaş küçük abim vardı. Mesela 6 yaş büyük abim vardı. 6-7 yaş. O abim daha küçükken o 6 yaşındayken Kur'an kursuna gitmiş olsaydı, medreseye gitmiş olsaydı, ilimle haşir neşir olmuş olsaydı ve beni de o kendi yanında o ilimle ahlakla yetiştirmiş olsaydı ne kadar güzel olurdu. Bire bir yetiştirseydi ne kadar iyi olurdu. Tabi nasip ona bir şey demiyorum ama ben o zaman o abimi veya babamı annemi yetiştirmiş olsaydı o zaman ne yapardın? daha çok sevgi, daha çok bağlılık, daha çok teslimiyet. Çünkü niye? Bir çocuk daha anne karnına düşmeden terbiyesi başlar. Anne baba helal yerse, Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde birliktelik yaşarlar ise, işte o zaman o çocuk da şeytandan uzak tertemiz bir şekilde meydana gelir ve tertemiz bir şekilde salih ve salih olur. İşte size böyle bir şey imkan olmadığı için, böyle bir fırsat olmadığı için bu yaşınıza fırsat gelmiş, hiç tanımadığınız bir insan gelmiş demiş ki, "Gelin kardeşlerim." Hiç bilmediniz. Soruyorum demişlerim ihvan kardeşlerimize. Bir akrabalık bağımız var mı sizlerle? Yoktur. Bir yakınlık, bir arkadaşlığımız var mıydı daha önceden? Abdullah Faruk Efendi'yi de tanıyor muydunuz? Hayır tanımıyordunuz. Peki bizi tanıyor muydunuz daha önceden? Tanımıyordunuz. Bir kardeşimiz vesilesiyle geldik yavaş yavaş tanıştık tanıştık tanıştık. Hep biz neyi anlattık? Biz hep size Allah'a itaat al alıştırmaya çalıştık. Hep Allah'ın sevgisini, aşkını, muhabbetini, zikrine alıştırmaya çalıştık. Ve Allahu Teala'nın vermiş olduğu emir ve yasakları size anlatmaya çalıştık. izah ettik. Karşında bir ücret istedik mi? Hayır. Karşında sizden herhangi bir beklentimiz var mı? Hayır. Allah'a razı edersen biz razıyız. Allah'a razı etmezseniz Allah o Teala değil de şeytan ve nefsinizi razı ederseniz biz razı değiliz. Hep bunu söylüyoruz. E şimdi soruyorum size. Allah'a razı etmek için mi yaşayacağız? Yoksa sizin nefsinizi razı etmek için mi yaşayacağız? Eğer itaat etmez iseniz, eğer nasihatlarınızı dinlemez iseniz, hak olan sözlere, hak olan nasihatlara kulaklarınızı tıkar iseniz, biz de bir daha sizi rahatsız etmeyiz. Bizim amacımız Allah'a Teala'ya yakınlık elde etmek isteyen, Allah aşkına ulaşmak isteyen, cemalullah görmek isteyen, cennete girmek isteyen, Resulullah satan komşu olmak isteyen, sevdiklerine şefaat edebilecek kadar büyük bir veli olmak isteyen kişilere hizmetkarız biz. Yoksa nefsinin istediklerini yapan, cehenneme odun alacak, cehennemlik olmayı arzu eden, cehennete değil de cehenneme gitmeyi isteyen, şeytanı razı etmeyen, nefsini razı etmeyi düşünen insanlara biz hizmetkar olamayız. Yani ne diyor? Günahlarına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir Cenab-ı Allah. Siz eğer nedamet getirir, pişmanlık dile getirir, Allah-u Teala'nın razı olmadığı şekilde yaşadık ama bundan sonra Allah'ın razı olduğu gibi yaşayacağız deyip siz eğer gerçekten azmeder bu konuda hassas bir şekilde söz verir, cehd eder, karar verirseniz bu yolda sizi dövseler de, kafanızda kırsalar, sizi kovsalar da, sizi azarlasalar da, ölseniz de, elinizdeki ip kopsa da, size uzattıklar hep ipi koparsalar da siz yine de tuttuğunuz ipi bırakmayın. Dört elinize sarılın çünkü başka kapı yok. Allah'ın kapısından başka bir kapı yok. Geçen burada bir konuşuyor bir kardeş bir bizim e, gençlerimizden bir tanesi fabrikada çalışıyor organizede. Ben dedi işten çıkmayı düşünüyorum dedi. Biraz kafamı sarmadı işte yok bilmem işte ustabaşı vesaire. Dedim ki orada öyle bir karar almışlar ki organize sanayide. Bir fabrikadan keyfi olarak sen çıkarırsan hangi fabrikaya gidersen git seni iş almıyorlar. Öyle bir anlaşma yapmışlar. Niye? Çünkü orada orada uyumsuzluk yapan ve orada sabretmeyen, sebat göstermeyen keyfi bir halden dolayı işten çıkan kaytaran kişi bizim yanımıza da daban tutmaz diye hiçbir iş almıyor. Ne kadar güzel bir şey yapmışlar ya. Ve o yüzden kimse keyfi olarak işten çıkamıyor. Sebepsiz, mazeretsiz işten çıkma gibi şeyler yoktur. Ya tazminatını alacak yani iş sahibi ona yanlışlıkla onu işten çıkaracak, o tazminat alıp çıkacak ya da kendi keyfi çıkamıyor. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi ben size soruyorum. Bütün Allah dostları da böyle bir karar almış olsa bir Allah dostunu terk eden kişi, bir başka Allah dostu kendisine derviş olarak kabul etmemiş olsa siz hangi kapıya gideceksiniz? Bak dünyalık bir iş için bir tane böyle bir karar almış. O zaman hangi kapıya gidecektiniz? Kime gideceksiniz? Ve gittiğiniz sağlam zannettiğiniz, nefsinizin hoşuna giden işlerin de olduğu bir cemaat düşünün. Sizin uyaran, sizi ikaz eden, size yanlış yaptığınızda gerek sert, gerek yumuşak, gerek kızarak bir şekilde sizi ikrar eden, ikaz eden kişiyi ısrar edin. Bak eğer bir sefer söyler dinlemezsen güzellikle. ikinci sefer sesli söyler, sert söyler. Üçüncü sefer artık tepki gösterir. Dördüncü seferi yoktur. Bakın dikkat edin. Kur'an'da bunun örneği var. Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arkadaşlık ettiler. Üç şeyde itiraz etti. Dinlemedi sözünü. Hızır Aleyhisselam'ı dinlemediği için Musa Aleyhisselam'a dedi ki seninle burada üç etti hakkın. Sen üç sefer itiraz ettin bize dinlemedin. Bize itaat etmedin. Bizim seninle işimiz bitmiştir dedi. Burada yolumuz ayrıldı dedi. Hemen ayrıldı bak. O da Allah'ın peygamberi şeriat sahibi Musa Aleyhisselam'a yolunu kesti ayırdı. Bir peygamberden bilene üç hakkını tamamladı diye yolunu kesti arkadaşını bitirdi. Ne diyorsun siz? Bir insana bir sefer söylersin dinlemesi lazım. İki yok dinleyecek. Üç o baktın ki ısrar ediyor hatıda o zaman artık onu kendi haline bırakacaksın. Biz bıraktık sen bırakmazsan o zaman kusura bakma. Demek ki sende de aynı düşünce sana da tesir etmiş demek ki. Çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir. Kiminle arkadaş ettiğine, kiminle dost olduğuna, kiminle iş tuttuğuna iyi bakacak. Eğer sen onun yapmış olduğu herhangi bir diyelim ki bir arkadaşın yapmış olduğu işi hoş görmüyorsan hemen uzaklaşacaksın ondan. Hoş görmez, görmemiş olsan onun yanında duramazsın zaten hoş gördüğün için onun yanında durursun. Onun yanında olduğunu gösterirsin. O zaman kusura bakma. Bu sefer seni terk ederler. Çünkü niye? Eğer terk edilmesi gereken, kötü yanlış bir şeye düşen, yanlış işler yapan kişiyi, hatıda ısrar eden bir kişiyi, terk edilmesi gereken kişiyi sen terk etmezsen, sen de terk, edilen, terk edilenlerden olursun. Onların sınıfına girersin. Hızır Aleyhisselam peygamber olan Musa Aleyhisselam'dan ayrılmış. Kim kimden ayrılamaz ki? Herkes herkesten ayrılabilir. O yüzden sakın ola bak sakın. Sakın dikkat edin. O yüzden mürşitlerin sözlerini yabana atmayın. Şeyhinizin sözlerini, hocalarınızın sözlerini, büyüklerinizin sözlerini yabana atmayın. Hepsinin altında bir hikmet vardır. Eğer şeriatı uymuyorsa sözleri, nasihatları o zaman dersin ki bu şeriatı uymuyor bu yaptığın iş. Ben Kur'an'dan delil veriyorum. Sizin de başka bir deliliniz varsa söyleyin. Hızır Aleyhisselam Musa Kehf süresine geçiyor. Bakın Kur'an'da. Üç hakkı doldu diye hemen uzaklaştırdı. Kendine ayrıldı. Daha iyi arkadaşlık etmedi. Bitti. Daha ondan sonra yok. Arkası yok. Neden? Bir insan eğer nasihat alıyorsa, nasihat kendisine kar ediyorsa ona nasihat verilir. Nasihat kar edilmeyen kişiye nasihat vermek ilmi zayi etmektir ilmi ehline veriniz diyor. İlmi cevheri diye ortaya saçmayınız diyor. Cevheri kıymetini bilen, cevherden anlayan sarrafların üzerine saçılır. Yani sen bir diyelim ki bir elmas veya bir yakut, bir zümrüt veya bir altın buldun veya bir gümüş buldun. Onu götürüp de hurdacıya mı bozdurursun? Kasaba mı götürürsün? Ayakkabıcıya mı götürürsün? Hayır. Kuyumcuya götürürsün. O yüzden her şeyin ölçüsü vardır. Her şeyin bir sebebi vardır. Hiçbir şey keyfi gelişi güzel olmaz. Yaptım oldu demek de olmuyor. Allah yaptığından razı olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğun fiilin onun benzeri onun ahlakında olmuş olması lazım. Veya mürşidinde bu ahlakın için sana cevaz vermiş olması lazım. Mürşid senin terbiyenin Allahu Teala'nın e, terbiye edici sıfatının sana yansımasıdır. Mürşit Allah'ın Rab sıfatının sana yansımasıdır. Cenab-ı Allah Rab sıfatıyla insanları te terbiye ederken mürşidi üzerinden terbiye eder. Yani mürşidi sı sıfatının yansıması olarak sana muhatap eder. allah Teala sen direkt muhatap olacak hale gelmen için o gaflet perdesini yırtıp o takva ermen, nefsin mütmeyneye geçmen, nefsin tesirinden, eseratinden kurtulman lazım. Özgürleşmen lazım. O yüzden bir mürebbiye, bir mürşide, bir yol gösterene, bir dostuna, Allah dostuna ihtiyacınız varken sakın ola Allah dostlarını horlamayınız, hor görmeyiniz. Sözlerini boşa atmayınız, yabana atmayınız. Muhakkak terbiyeniz için. Bakın şu anda bak dikkat edin. Sonunda söyleyeyim bitireyim çok oldu. Allah affetsin sizler hakkınızı helal edin. Bakınız bir buçuk yıldır Mescitlerimiz kapalı kardeşlerim. Sohbet meclislerimiz kapalı. Zikir meclislerimiz kapalı. Kur'an kurslarımız kapalı. Camilerimiz yarı, yarı, yarı kapalı yarı açık. Mesafeli saflarımız sık ve düzgün tutamıyoruz. Allah'ın rahmetine rahmeti üzerimize yağmıyor. safran sık ve düzgün tutunuz Allah'ın rahmeti üzerinize olsun diye. Mesela Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış oluyoruz. Onu. Dikkat ediniz. Şu anda hiç sohbete yalvarırdık gelin sohbete gelin işte gelin namazlarınızı kılalım sabah namazına gidelim işte öğle namazına ikindi hepsini yası cemaatte kılalım bir araya gelen birbirimizi soralım zikir edelim sohbet edelim ilmimizi artıralım hep söylüyorduk yalvarıyorduk sohbetlere çağırıyorduk kardeşlerimiz sağ olsunlar Allah selamet versin inşallah hidayet versin Aman bugün başım ağrıyor. Yok bugün biraz yorgunum. Bugün canım sıkıldı. Yok bilmem bugün gelmek istemiyorum. Ya işte hocam sen niye ısrarla bizi çağırıyorsun? Ya hocam işte yani biz geleceğimiz zaman yolu biliyoruz. Yani böyle şeyler duyuyorduk. Hadi gidin. Cenazenizi kılacak cemaatiniz bile olmayacak şu an ölseniz. ne anlatıyorsunuz? 40 kişi sizin eğer salih 40 tane salih insan sizin cenaze namazınızı kılsa cenaze namazına kıza size hakkını helal etse ben sizden razıyım dese dua etse cennet size vacip olur diye hadis-i şerif. Bundan da mahrum olduk. Cenab-ı Allah bize inşallah mağfiret etsin, affetsin. Bak şimdi kaybettik kıymetini anladılar. Ha hocam sohbet başlasa da giderdik. Tamam gidersin doğru. 3-5 gün sonra 3-5 sohbet belki gelirsiniz özlediğiniz için. Sonra yine gaflete düşer yine gidersiniz. Niye? Ya tarikat dersini çekmiyor. Ya rabıtasını doğrusu yapmıyor. Ya nasihat almıyor. Ya da abdesiz geziyor. Veya haram yiyor. Veya yanlış arkadaş seçmiş. Yani bir sürü şey var. Sebep var. Fasıklarla arkadaş edersen salihler hakkında suizan beslersin. Eğer fasık bir arkadaşınız varsa Allah'a asi olan, mürşidine asi olan Resulullah'a asi olan, batıl olan yolları hakmış gibi anlatan bir arkadaşınız var ise kusura bakmayın. Sizin artık helake doğru gidiyorsunuz demektir. Niye? Çünkü artık siz salihlerin hakkında kötü zan besleyecek bir nefsiniz olmaya başlar. Bu hadis ben demiyor bunu. Hadis şeris istiyor. Fasıklarla, münafıklarla, sahtekarlarla, batıl insanlarla, şirk ehliyle, küfür ehliyle birlikte arkadaşlık ederseniz siz iyiler, salihler, müminler, mürşitler, peygamberler, hatta Kur'an'la bilene, Kur'an'a bilene kötü zan beslemeye başlarsınız. Husumet beslemeye başlarsınız. Uzaklaşmaya başlarsınız. Niye? Çünkü sizin Kur'an'da diyor ki şunu yapan gazap görecek. Sen artık onu inkar etme baş. Niye? Çünkü Biliyorsun ki o suçu işliyorsun, kazaba düşer olacaksın. Sen kendine o gazabı düşer olmayı kendi kendine nasıl söyleyesin? Ben şu günahı işlediğim için Allah'ın kazabı bana çarpacak, ben gazaba düşer olacağım diyebilir misin? Diyemediğin için ne oluyor? Yok ya boşver. Belki Allah merhamet eder. Belki Allah rahmet eder. Son nefese bakmak lazım. Hele her sen imanlı mı gideceksin? Seninki garanti mi? Ben belki o zaman iman ederek giderim. Biraz zor edersin. Çünkü niye? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz. Allah-u Teala hepimizi iman üzere yaşayıp iman üzere hak imanı hakikat üzerine tevhid olarak yaşamayı, tevhid üzere yaşamayı, riyasız, ihlasız, ihsan üzere zühd ve vera üzere yaşamayı Ümmet-i Muhammed'e bize bütün müminlere nasip etsin. Geceniz, ömrünüz, akıbetiniz hayır olsun. Hakkınızı helal edin. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. سبحان ربك ربك يصلون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين